Saflar Caddesi 140. Siktir. Ağzına sıçayım Fırat. Ağzına sıçayım seni Fırat. Kardeş iyi misin sen ya? Ha? Ya böyle yola mı atlanır ya? Dur hareket etme dur. Çabuk. Dur iç kanama olabilir. Aynı bölgede hareket halinde. Kesici aleti mevcut. Kapşonlu ortalama fizik. Kıpırdama! Siktir! Bunu kutu bu çocuğu. Kaldır. Bırak orayı şimdi. Hocam acıyor. Bunu şimdi açmak lazım. Açmak mı lazım? Hocam daha yeni diktirdim ben bunu. Ne açması ya? Bir görseydik. İçinde ne var ne yok. Sen merak etmiyor musun? Ben hiç merak etmiyorum hocam. Benim içim de belli, dışım da belli. Çok teşekkür ederim. Eren hocam. Defne Andıç'ı görmek ister misin? Yoksa fotoğraflar burada yeterli olur mu? Bir bakayım. Amirim ben müsaade isteyeyim. Kolay gelsin. Kesiler uyumlu. Aynı aleti kullanmış. Salla dedim ya. Salla dedim. Bana dedim şunları iki tane daha dedim sallasana. Eğer ki dedim sende dedim şu kadar yürek varsa. Sağ ol teşekkür ederim. Sende dedim şu kadarcık dedim yürek varsa dedim. Bana dedim bundan iki tane daha sallarsın. Şükür. Bu bendeki o şey gördü ya, o
cesareti, o korkusuzluğunu gördü. Nasıl kaçıyor biliyor musun? İnanamazsın nasıl kaçtığına. Yok oldu adam. Yani ben bir süre peşinden gittim ama nasıl bir aletse artık o, böyle bacağın yarısına kadar girmiş. Anladın mı? Yani bir yerden sonra mümkün değil artık takip etmem. Dedim sağlık önemli, tamam yakalayacağız da. Narin akşam ne yapıyorsun ya, çay içecek mi? Olmaz, akşam halamlar geliyor. Halanlar mı? Ama ben yaralıyım. İyi. İyileş önce bir kahraman. Bak bu ayak var ya, kaleden kaleye gol atıyordu biliyor musun? Kaleden kaleye. Halı saha falan değil yani, orijinal sahada. Çim saha. Bir koyuyordum kaleden. Aa, dur. Otur. Otur oğlum. İyi misin? İyiyim amirim, iyiyim. Çok önemli bir şey yok ya. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Defne Andıç'ın verdiği kağıt çözebildik mi? Araştırıyoruz. Ne durumdayız? Beklemedeyiz yani. Bu mu robot resim? Bu kadar mı? Yani. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Siz durun. Ben bakarım. Zaten işim bitti. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Başkomiser Çınar Demir. Defne Hanım'ın ifadesini alacaktım. Müsait mi? Şimdi pansumanını yenilerim ama çok yorgun. Yok yok. İyiyim. Bırakın gelsin. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Hop. Tamam. Bayılmayacaksınız değil mi? Bir iki soru soracaktım. Denerim. Buyurun. İyi misiniz? Saldırganı tanıyor musunuz? Yüzünü gördünüz mü? Hayır. Peki boy, cüsse? Hatırlamıyorum. Sesini duymadınız mı? Kadın, erkek? Hayır, hiç konuşmadı. Ha, sesini duymadım. Ama güçlü biriydi. Onu hatırlıyorum. Bazen hafızayı canlandırmak için bu kadarı bile yardımcı olur bu. Bakın bakalım. Gece olay yerinde ne işiniz vardı? Tamam. Ben cevaplayayım. Bana verdiğiniz kağıdı bulmak için gittiniz. Saldırgan da o kağıdın peşindeydi. Hatta artık yarı sonuna. Babanız bu sebepten ölmüş olabilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz ha? Bakın bana yardımcı olun. Ne olduğunu bilmem gerekiyor. Defne Hanım. Cinayetin işlendiği gün olay yerindeydiniz. Alarmın üstünde kanlı parmak iziniz var. Yetmedi. Dün gece bir daha olay mahalline gittiniz. Yani üstünüze şüphe çekmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Hayır, bana anlatın ki yardımcı olayım size. Ee,
Babam öldüğünde orada olduğumu söyleyemezdim. Sebep? Annesi, biz geldik. İçeride uzatır mısınız beni, böyle görmesin? Koş, 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 koş. Kuzum. Merhaba. Hoş komiserim. Bak, Çınar komiser beni ziyarete gelmiş. Biraz üşüttüm ya. Ne yaptınız? Salıncağa bindin mi? Binmedin mi? O zaman biz de yarın gittiğimizde beraber bineriz, olur mu? Olur mu? Elif, odana gidelim mi, resim çizelim mi seninle? Evet, hadi bakalım, hadi koş. Gel. Koray abine biraz resim çizin. Hadi gel bakalım, Çınar abim belki daha gelmeden haber verir bize oyun oynamak için, ha? Suskunluğunuz Elif'le alakalı olabilir mi? O gece Elif'i babamla bırakmıştım. Elif'in babasıyla velayet davamız var. Bizim avukatım Koray ile bir dosya üstünde çalışmamız gerekiyordu. Sonra onları almak için sahafa gittim. Ben geldim. Elif yukarıda yalnızdı. O öyle yerde. Baba. Yerde yatıyordu öylece. Baba. 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 Niye kaçtınız? Velayet davası. Elif'in babası, babam öldüğünde Elif'in orada olduğunu öğrenirse çocuğun haline bakmadan bunu bile bana karşı kullanırdı. Yüksel Yıldırım oğlunu tanıyor musunuz? Zengin bir hastane sahibi diyebiliyorum. Onun da babanızınki gibi bir tıp tarihi koleksiyonu varmış. Tanışıyor olabilirler mi? Tanışıyorlarsa bile ben bilmiyorum. Şuna bir bakın. Osmanlıca bu. Osmanlıca biliyor musun? Yani uzman değilim. Basit metinleri okuyabiliyorum. Bu baştaki ha olabilir. Ha galiba. Ortadakiler birbirine geçmiş harfler. Hı ya olabilir. Gerçi noktaları yok ama. Yani bir sürü şey olabilir. Babanız size daha önce böyle bir şey gösterdi mi? Ya da bir sembolden bahsetti mi? Evet, bu sembolü biliyorum. Aynısı çekmecesinde de vardı. Bana beklenmedik bir şey olursa o çekmeceyi aç, içindekine sahip çık derdi. İşte sahip çıkamadım. Lale'yi geçirdi boynuma. Lale mi? Evet, Lale. Osmanlı'da tımarhanelerde akıl hastalarını zapt etmek için kullanılan böyle demirden eski bir tasma. Akıl hastalarını? Hı hı.
Böyle bir şey mi? Evet. Bu Bilal'e. Ama artık pek örneği kalmadı. Abi. Evde yemek var mı? Daha şimdi geldim otelden. E açım ben. Çok açım. Ne güzel işim var burada, 10 numara otel. Süper yani. İznin belli, çalıştığın saat belli. Çok güzel yani. Sağ olun. Mahmud'um sağ olasın gözüm. Abi. Abi. Ne bakıyorsun? Ne yaptın lan? Verip bakıyor, görmüyor musun? Yavşak yavşak. Ya durduk yere ne bulaşıyorsun? Ne yaptı adam? Durduk yere mi? Allah Allah, ne yapayım? Ha? Enişte dediğim masaya mı çağırayım? Ateşli meyve mi göndereyim adama? Ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmadım. Biz iki normal insan gibi yemek falan yiyemeyiz ya. Yeriz tamam. Bitti gel otur.
Tamam, bakmayacağım. Gel otur, bakmayacağım. Önümden gel kardeşim. Su. Pardon. Baksana canım. Su. Su, dur diyorum. Kal orada. Kalmazsam ne olur? Çekip vuracak mısın beni? Katil mi kovalıyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? O ne biçim laf ya? Allah Allah, ne yaptım ben? Bir şey yapma işte. İki normal insan gibi oturalım, yemek yiyelim, hayatımıza devam edelim. Hiçbir şey yapma. Ben seni korumak için... Beni korumana ihtiyacım yok Çınar. Ne zaman bitecek bu? Ne zaman bana kırılacak bir vazoymuşum gibi davranmaktan vazgeçeceksin? Ben sandığın kadar kırılgan değilim. Lale, Osmanlı'da tımarhanelerde akıl hastalarını zapt etmek için kullanılan demir bir halka. Klinikte çalınan objelerden. Defne Andıç, kendisine saldırılan kişinin benzer bir alet kullandığını söyledi. Aynı alet Rıfat Andıç cinayetine de uyuyor. Bizimkiler bitti, şimdi Osmanlı'nın delileri mi çıktı başımıza oğlum ya? Amirim. Cinayet var. Boyundan yaralanma. Alet aynı galiba. Ne bakıyorsun hadi? Hadi oğlum. Hemşire bulmuş. Teyzeye bakıma gelmiş. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağırmış. Hepsi belli bir düzen içinde. Kadıncağız istifçiymiş. Narim, bunlar bizde kalsın, inceleyelim. Tamam amir. Sen bir dakika izin ver bize. Seninki aşmış kendini. Nasıl? Halkayı arkadan taktıktan sonra önüne geçip bir de oradan takmış. İki tarafta da kesi izi var. Kadıncağız ölürken gözüne bakmak istemiş. Kendine güveni de öldürmekten aldığı zevk de artıyor.
Sebat Şerbetçi dispostofobi yani istifleme hastalığından müstaripmiş. Komşuları dışında ilgileneni ve akrabası yok. Geçen ayda bir rahatsızlık yaşamış. Peki diğer cinayetlerle ortak noktası ne? Demir halka, lale. Birinde çalındı, diğer ikisinde kullanıldı. Başka ortak nokta? Klinikte ve Saf cinayetinde tıp tarihi İbn Sina'nın eserleri vardı. Fakat son cinayette bunlar yok. Narin, Rıfat Andıç'ın masasını, hı hı. Sebahat Şerbetçi'nin evindeki eskiz. Şuraya bir yansıt bana. Hı hı. Narin, şuraya yaklaş. Tamam, dur. Bir şey olmalı. Bu semboller bize bir şey anlatıyor olmalı. Arkadaşlar öyle seri katil falan gibi havalı laflara girmeyelim ya. Bunlar zaten televizyonlar, gazeteler kendilerini haber yapsınlar diye debelenip dururlar. Siz hiç merak etmeyin. Vatandaşın huzurunu kaçırmayalım. Lütfen. Delinin aklına taş getirmeyin arkadaşlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Kızım ben... Ben tanıyorum bu kadını. Sizden ne diyeceğim? Bu caniye... Katile paye vermemiz. Yakalanması an meselesi. Ah be Kazım abi, ne yaptın böyle ya? Ne işin var? Nasıl girdin içeri sen? Ya. Yavaş yavaş. Allah Allah. Kapı açıktı girdim. Yabancı mıyım ben? Geçmiş olsun demeye geldim. Al. Tamam. Tamam aldım hadi. Hadi hakem çık git lütfen. Ya Defne ne hadi ya dur. Allah Allah. Abuk subuk hareketler yapma. Konuşmaya geldim. Konuşmamız gerekiyor. Neyi konuşacağız biz ya? Biz neyi konuşacağız seninle artık yani? Ne demek neyi konuşacağız ya? Bakın, Allah Allah. Hadi. Adam çık. Gibi konuşmaya geldim. Deli deli hareketler yapıyorsun ya. Al bak çocuk uyandı. O kız. Hadi ya dayıcığım. Güzelim. Hadi, hadi. Ya Defne ne yapıyorsun? Lütfen dışarı. Bana bak Defne. Kendine gelir misin ya? Senden artık korkmuyorum anladın mı? Bana anladın bak mı? Kendini sefil ettin, uçucu sefil edemezsin. Bırak! Çekil! Ne oluyor? Bir şey oldu yok, karışma sen. Sen gel bakayım buraya, gel 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 gel. Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Cesaret apı mı aldın lan sen? Ben sana ne aldığımı söyleyeyim. Çık dışarı, yürü! Hadi! 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 Yakında mahkeme var zaten orada görüşeceğiz seninle. Yürü! Görüşeceğiz. Görüşelim. Elif, aşkım iyi misin? İyi misin kızım? Ha? İyi misin? Ah. Bak, kahramanımız da geldi. Çaktırmadım ama ödüm koptu. Lan ben sana git demedim mi lan, ha? Aa, merhaba. Merhaba. Defne Hanım evde mi? Buyurun, 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 buyurun. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Elif anlamasın diye 40 takla atıyorum. Şuna bir bakar mısın? Hı. Babamın çekmecesindekine benziyor. Bunu nereden buldun? Sebahat Şerbetçi. Babanızla bir bağ olabilir mi? Yok, tanımıyorum. Belki de babanızın sırrının tek koruyucusu siz değilsiniz. Bir sembol daha mı? Bence de öyle ama.
Sanki bunun içinde de harfler var gibi. Sadece harfler mi var? Bir dakika ya. Şahane. Şahane ne? Bunu tasarlayan müthiş bir şey yapmış. Bak, bu sembol dem, yani kan. Hava sembolüne denk gelir. Bu da toprak, yani sevda. Ya bu unsurlar hem dünyayı oluşturan dört unsuru işaret ediyor, hem de Ahlat-ı Erba'yı gösteriyor bize. Ahlat-ı Erba? Evreni oluşturan dört unsurun, yani hava, su, toprak ve ateşin insan bedenindeki karşılıkları olan dört sıvı. Hipokrat'ın dört sıvı teorisi. Yani humoral patoloji. Yani İslam tıbbında Ahlat-ı Erba olarak geçer. En büyük temsilcisi İbn Sina'dır. İbn Sina'ya göre evren makrokozmos, insansa mikrokozmosdur. Nasıl evren dört unsurdan oluşuyorsa evrenin bir parçası olan insan bedeninde de bu dört sıvının dengesi hakimdir. Şimdi göstereceğim. Hava kana, toprak sevda yani kara safraya, ateş sarı safraya, su ise balgama denk gelir. Ahlat-ı Erba'ya göre sağlık bu dört sıvının vücutta dengede olması, hastalık ise bu dengenin bozulmasıdır. Tıpkı doğada hava, su, toprak ve ateşin dengede olması gibi. Öyleyse elimize hava ve toprak var. Şimdilik. Size birkaç sorum olacaktı müsaitseniz. Tabii. Rıfat Andıç, tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Sebahat Şerbetçi. Aa, Sebahat. Birkaç gün evvel görüştük. Okuldan arkadaşım. Peki, nerede buluştunuz? Ha. Orasını söyleyemem. Orası bizim gizli bahçemiz. Peki Sebahat Hanım size son günlerde bir derdinden, bir sıkıntısından bahsetti mi? Ah, ne dert, ne tasa, sormayın. Fırladı gitti. Nereye? Mecmua olmaya. Ecevit, yanımızdaki masaya düşmez mi? Tutturdu imzasını alacağım diye. Babaannem yine yılları karıştırıyor Çınar Bey. Bir sorunuz varsa bana sorun lütfen. Yormayalım onu. Biz okuldan kaçtık o gün. Sakın babama söyleme. Söylemem. Söz. Babaannemin aklı gelip gidiyor bazen. En azından babamın ölümünü atlatması onun için bu şekilde daha kolay. Bazen imreniyorum ona. Siz Sebahat Şerbetçi'yi tanıyor musunuz? Dün akşam haberlerde gördük. Çok üzücü, çok acı. Neden soruyorsunuz? Yoksa babamı öldüren... Henüz belli değil. Soruşturma devam ediyor. Peki. Şuna bir bakar mısınız? Daha önce böyle bir sembol gördünüz mü? Klinikte veya başka bir yerde? Hayır. Hiç.
Nedir bu? Melih Bey nerede? Melih burada, evde. Ama sorularınızı yanıtlayacak durumda değil. Babamın ölümü onu çok fena sarstı. İyi değil. Ben yine de bir görmek isterim. Tabii, buyurun. Deneyin. Melih. Melih'ciğim. Hadi uyan. Melih'ciğim. Melih. Melih. Melih uyan. Melih. 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 Ambulans çağırın. Ben ilgilenirim. Siz ambulans çağırın çabuk. Cemal Bey. Sarsmayın, sarsmayın. Nasıl? Sayenizde iyi. Bir süre burada gözlemleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Emir'le görüşmek istemişsiniz. Evet. Emir 5 yıldır bizimle. Eski bir çalışanımızın oğlu. Annesi vefat ettikten sonra kimsesiz kaldı, bakımını üstlendik. Çocukken başına aldığı bir darbe sebebiyle zeka gelişimi 10 yaşında bir çocuk düzeyinde. Geçen gün bir olay yaşandı. Siz de şahit oldunuz. Ama kimseye zararı yoktur. Bir şey görmüş olsa bize çoktan anlatırdı. Olsun. Biz yine de bir görüşelim. Yalnız bu durumda bir hastayla tek başınıza görüşemezsiniz. Doktorunun da refakatçi olarak yanında olması gerekiyor. Haber verdirdim. Sizi biraz misafir edelim. Kolay gelsin. Çay, kahve. Yabancılardan biraz çekinir. Öncelikle size güvenmesi lazım. Emir merhaba, ben Çınar Bey. Emir fiziksel temastan pek hoşlanmıyor. Demek rapçisin ha? Ben de çok severim rap müziğini. Ben konsere gitmek istiyorum. Ama beni götürmüyorlar. Sen gittin mi hiç? Yok, ben de gitmedim. Hiç dışarı çıkıyor musun? Çıkıyorum, çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Kafeteryaya gidiyorum, giriş katına gidiyorum. Hemşire ablalara gidiyorum. Orada arkadaşlarım var. Bahçeye bile çıkıyoruz. Peki müzeye gidiyor musun? Yasak, yasak yo. Ama gitmişsin Emir. Seni orada görmüşler. Evet. Emir'in oraya gitmesi yasak. Ama gittiyse de bize söyleyebilir, değil mi Emir? Ben kırmadım camları, ben yapmadım. Kim kırdı?
Kimse yoktu. Camlar kırıktı, kırıktı. Ben kırdım sanarlar. Kızarlar. Ben kırmadım, kırmadım. Kim kırdı? Ben kırdım sanarlar. Kırıktı camlar. Emir, kim kırdı? Komiser bey kendini kapattı. Artık sorularınızı cevaplamaz. Gönderdiğin kare Yüksel Yıldırımoğlu'nun düşüşünden 5 dakika sonrasıymış. Öncesinde nerede Emir? Aysun hemşire Emir'le birlikte odasında radyoda rap dinlediklerini söylüyor. Peki kliniğin finansalları? Çalınan objelerle ilgili sigortadan ödeme bekliyorlar. Bankacılık hesaplarıyla da ilgili savcılık izni bugün çıktı. Anladım. Tamam. Tamam çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz yarım saatte geliriz o zaman. Teşekkürler. İyi akşamlar. Of. Bu amirim çok zor oldu ama binanın yerini tespit ettik. Topu kadastro dosyalarının arasında kaybolmuşken Narin getirdiği mektupları imdadım yetişti. Sabahat Şerbetçi, tarihi binaları koruma üstüne çalışan bir derneğin kurucularındanmış. Bizim bu aradığımız bina yıllar önce bu derneğe bağışlıyor. Şu an restorasyon çalışması yapıyorlarmış. Gelip görebilirsiniz dediler. Hadi tamam. Hadi. Kim var orada? Sana diyorum kardeşim. Özel mülk orası, çık. Karşılayacaktı ama kimse yok herhalde. Fırat, Narin. Sen etrafı kolçan et. Narin benimle geliyorsun. Amirim,